Merhaba arkadaşlar, Hanımın Elemi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle bu güzel tığ oyasının yapılışını yapacağız. Küçük boy incilerle önce incileri ipimize diziyoruz ve iki zincirle tığ battısını yapıyoruz ve herhangi bir tığ battısından ipimizi sabitliyoruz. 1, 2, 3 tane zincir çekiyoruz. İpimizi tığımızın tepesine 2 defa sarıyoruz. Bir tığ battısını atlıyoruz ve ikinci tığ battısından ikisini bir, ikisini bir ve ikisini bir olacak şekilde örüyoruz. Tepesine 5 tane zincir çekiyoruz. Ve buradaki tığ battısının altından sık iğne ile sabitliyoruz. Tekrar devamında 6 veya 7 tane sık iğne yapıyoruz. Son sık iğneyi tığ battısının altından yapıyoruz. Tekrar 1, 2, 3 tane zincir çekiyoruz. İpimizi tığımızın tepesine 2 defa sarıyoruz. Yine bir tığ battısını atlıyoruz. İkinci tığ battısından ikisini bir, ikisini bir. İkisini bir, ikisini bir, ikisini bir olacak şekilde topluyoruz. Şimdi 3 tane inci alıyoruz. Ve İncimizi ipimize düğümlüyoruz ve bu şekilde elimizle çeviriyoruz ve buradaki trabzandan tekrar 6 tane sık iğne yapıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6 tane sık iğnesi yapıyoruz ve son sık iğnesini tığ battısının altından yapıyoruz. Tekrar yani bir tane inci bir tane boş olacak şekilde örüyoruz. Tekrar 3 tane zincir çekiyoruz. İpimizi tığımızın tepesine 2 defa sarıyoruz ve yine 3 defa da topluyoruz. Tekrar tepesine 5 tane zincir çekiyoruz ve yine buradaki trabzanın altından kirpik yapıyoruz. Devamında yine 6 tane sık iğne yapıyoruz. Son sık iğneyi tığ battısının altından yapıyoruz. Bir, iki, üç tane zincir çekiyoruz. İpimizi tığımızın tepesine 2 defa sarıyoruz. Önce bir, sonra ikisini bir. İkisini bir olacak şekilde topluyoruz. Tekrar 3 tane boncuk alıyoruz. Boncuğumuzu düğümlüyoruz ve bu şekilde arkaya doğru çeviriyoruz ve buradaki trabzandan yine 6 tane sık iğne yapıyoruz. Son sık iğneyi tığ battısının içinden yapıyoruz. Evet arkadaşlar, modelimizin boncukların dizimi bu şekilde oluyor. Şimdi tepesinin yapılışını yapalım. Evet, şimdi bu aradaki boncuksuz olan yapraktan ipimizi
sabitliyoruz. Bir tane zincir çekiyoruz. İpimizi tığımızın tepesine bir defa sarıyoruz ve buradaki iki inci arasından bir önce bir sonra ikisini bir ikisini bir olacak şekilde topluyoruz. Tepesine yine 5 tane zincir çekiyoruz ve buradaki oluşan trabzanın altından sık iğne ile sabitliyoruz. Tekrar ipimizi tığımızın tepesine bir defa sarıyoruz. Önce bir, sonra ikisini bir, ikisini bir olacak şekilde topluyoruz. 5 tane zincir çekiyoruz ve yine buradaki oluşan trabzanın altından sık iğne ile sabitliyoruz. Tekrar ipimizi tığımızın tepesine bir defa sarıyoruz ve 3 defa da topluyoruz. Tepesine 5 tane zincir çekiyoruz ve buradaki oluşan trabzanın altından sık iğne ile sabitliyoruz. Bir tane zincir çekiyoruz. İpimizi tığımızın tepesine bir defa sarıyoruz ve bir sonraki iki boncuk arasından yine 3 defa da topluyoruz. Yine tepesine 5 tane zincir çekiyoruz ve buradaki oluşan trabzanın altından sık iğne ile sabitliyoruz. Tekrar ipimizi tığımızın tepesine bir defa sarıyoruz. 3 defa da topluyoruz. Tepesine 5 tane zincir çekiyoruz ve kirpik yapıyoruz. Tekrar ipimizi tığımızın tepesine bir defa sarıyoruz. 3 defa da topluyoruz. Tepesine 5 tane zincir çekiyoruz ve kirpik yapıyoruz. Bir tane zincir çekiyoruz ve buradaki boncuksuz olan yapraktan sık iğne ile sabitliyoruz. Bir tane zincir çekiyoruz. Tekrar ipimizi tığımızın tepesine bir defa sarıyoruz ve yine buradaki iki boncuk arasından önce bir, sonra ikisini bir, ikisini bir olacak şekilde topluyoruz. Tepesine yine 5 tane zincir çekiyoruz ve buradaki trabzandan sık iğne ile sabitliyoruz. Tekrar ipimizi tığımızın tepesine bir defa sarıyoruz ve 3 defa da topluyoruz. 5 tane zincir çekiyoruz ve buradaki trabzanın altından sık iğne ile sabitliyoruz. Bir ipimizi tığımızın tepesine bir defa sarıyoruz. Ve tekrar önce bir, sonra ikisini bir, ikisini bir olacak şekilde topluyoruz. 5 tane zincir çekiyoruz. Ve buradaki trabzanın altından kirpik yapıyoruz. Bu şekilde 3 tane kirpik yapıyoruz. Yani 3 tane trabzan yapıyoruz. Bir tane zincir çekiyoruz. İpimizi tığımızın tepesine bir defa sarıyoruz ve diğer iki boncuk arasına geçiyoruz ve yine önce bir, sonra ikisini bir, ikisini bir olacak şekilde topluyoruz. Tekrar tepesine 5 tane zincir çekiyoruz ve buradaki trabzanın altından kirpik yapıyoruz. Tekrar ipimizi tığımızın tepesine bir defa sarıyoruz. 3 defa da topluyoruz. Tepesine 5 tane zincir çekiyoruz ve trabzanın altından kirpik yapıyoruz.
Tekrar ipimizi tığımızın tepesine bir defa sarıyoruz. Üç defa daha topluyoruz. Çok basit ve hızlı ilerleyen bir model. Şimdi bir tane zincir çekiyoruz ve buradaki yaprağın tepesinden sabitliyoruz. Bir tane zincir çekiyoruz. İpimizi tığımızın tepesine bir defa sarıyoruz. Ve buradaki iki inci arasından önce bir, sonra ikisini bir, ikisini bir olacak şekilde topluyoruz. 5 tane zincir çekiyoruz ve buradaki oluşan trabzandan kirpik yapıyoruz. Evet arkadaşlar, modelimiz bu şekilde ilerliyor. İyi günler arkadaşlar. Beğenmeyi, abone olmayı, paylaşmayı unutmayalım.